Rahat da dinleyin. Kardeşlerim. Sizi tanıdığım için ne kadar şükretsem az. Biz beraber bir yola çıktık. Allah'ın izniyle başımız dik, alnımız ak. Bugün buradayız. Burası Anadolu. Burada kavga bitmeyecek. Çolak gidecek, topal gelecek. O gidecek, başkası gelecek. Ama biz... kıyamete kadar burada olacağız. Vatanımızı ve bayrağımızı savunuyor olacağız. Bugünden sonra da başımıza ne gelirse gelsin, başımız hep dik olacak. Şartlar ne olursa olsun, ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Tim komutanınız olarak sizi tebrik ediyorum. Dikkat! İleri, bak! Rahat. Özel kuvvet timi emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Merhaba arkadaşlar. Sağ ol. İleri bak. Beni rahat da dinleyin. Kahraman Türk evlatları, bize bir söz verdiniz. Ve bir özel kuvvet askeri gibi canınız pahasına verdiğiniz sözü tuttunuz. Bu vatan sizinle gurur duyuyor. İçinde bulunduğumuz bu asimetrik savaşta yiğitliğiniz sayesinde düşmanlarımıza korku salıyoruz. Yapmış olduğunuz bu fedakarlığı, gösterdiğiniz kahramanlığı, vermiş olduğunuz kararlı mücadeleyi bu ülke asla unutmayacak. Bir özel kuvvetçi kimseden alkış beklemeden görevini yapar. Ardına bakmaz. Vazifesi ne emrediyorsa onu yapar. Bir özel kuvvetçi kimsenin bilmediği bedeller öder. Özel kuvvetçi kan kusar. Kızılcık şerbeti içtim der. Doğru mu? Evet. Yavuz. Seni ve timini tebrik ederim evladım. Sağ olun komutanım. Bundan sonraki hayatınızda başarılar dilerim. Allah'a emanet olun. Sağ ol! Erdem. Böyle olmasını istemezdim. Ama emir büyük yerden.
Larry bak. Komutanım, yoksa yeni görev emri mi? Arkadaşlar. Hepinize sivil hayatınızda başarılar dilerim. Askeriyeden ihraç edildik. Ne diyorsunuz siz komutanım? Nasıl olur? Uluslararası hukuku ve iç hizmet kanununu çiğnediğimiz için silahlı kuvvetlerden ilişkimiz kesildi. Ordudan atıldık. Komutanım, şaka mı bu? Yalnız böyle şaka olmaz. Bakanlıktan göndermişler. Biliyordum böyle olacağını. Yapmayın komutanım. Ne olur. Komutanım, bitirirsiniz bizi. Yapacak bir şey yok beyler. Emir böyle. Şimdi herkes, üzerine zimmetli silah, teçhizat, malzeme ne varsa gidip teslim etsin. İlişik kesme işlemlerine başlasın. Sonra da üniformalarınıza veda edin. Abi istediklerini getirdim. Tamam masaya koy.
Abi sen kimsin ya? Ben gideyim abi. Gelişmesiyle devam ediyoruz. Patlama yaklaşık yarım saat önce oldu sayın seyirciler. Patlayıcı dolu minibüsün bu seferki hedefi Çevik Kuvvet noktasıydı. Yaklaşan aracı önceden fark eden polisler şüpheliyi etkisiz hale getirerek sivil kayıplarının az olmasını sağladılar. İlk duyumlara göre birçok polis şehit oldu. Yaralılarsa çevre hastanelere sevk edildi. Bu alçakça saldırıları yapanlar bilmelidirler ki Türkiye asla ve asla teröre ve kalleşliğe boyun eğmeyecektir. Bu saldırıyı yapanlar kanun önünde hesap vereceklerdir. Sayın Kalender, terör olaylarının tırmandığı, millet olarak zor günler geçirdiğimiz bu zamanlarda devletimizin, milletimizin, insanımızın, coğrafyamızın yanında saf tutan bizlerin neler yapması gerekir? Bakın, öncelikle şunu söylemeliyiz ki bizler terörün boyun eğdirdiklerinden olmadık olmayacağız. İnsanlığa karşı işlenen her suçun millet olarak karşısında olmaya devam edeceğiz. Eğer susarsak... Buyurun. Daha çok eğitim. Sizinle önemli bir şey görüşeceğim. Açar mısınız? Bağlayanlara karşı bize yakışır. Kimsiniz? Ben Çolak'ın avukatıyım. Emin olarak cevap vermek. Bir ülke şimdi her zaman daha çok ihtiyacımız. Tek küçük, tek küçük olarak karşı değil. Çolak size bir mesaj gönderdi. Çolak. Size anlatacağı çok önemli şeyler varmış. Ben ne yapabilirim ki? Devletin polisi var, hakimi var. Gitsin onlar anlatsın. Siz de biliyorsunuz ki Çolak kimseye güvenmeyecek kadar zeki biridir. Ne söyleyecek bir Çolak? Büyük Bey, onun hakkında çok şeyler biliyormuş. Elinde bilgi ve belgeler varmış. Terörü nasıl finanse ettiğini anlatacak. Her şeyi, hatta sınırın güneyinde doğan tezgahı da anlatacak. Yani onların gelecek planlarını. Ben polis değilim. Savcı da değilim. Asker bile değilim. Elimden hiçbir şey gelmez. Gitsin başkasına anlatsın, hadi. Çolak sizin hakkınızda da bir şeyler bildiğini söyledi. Sizin bile bilmediğiniz. Annenizin ölümü hakkında. Ne diyorsun lan sen? Ne biliyor musun Çolak? Ben bilmiyorum. Ama o biliyor, bir şey biliyor. Bas git. Git bir daha yüzüm görmesin seni. O Çolak'a da söyle başkasına blöf yapsın. Hadi!
Abim? Çok özledim lan. Ben de abi. Nasılsın? İyi, iyi. Kardeşim. Şşş. Oluyor mu öyle? Vay be. Ha. Abi ne haber? Ne oldu? Fethi. Kardeşim. Ne yapıyorsun lan? Oğlum bu ne yapıyor burada? Ekmeğimize bakıyoruz. Allah belanı vermişsin seni. Gel lan buraya. Ne yapıyorsun lan? İyi abi. Bırak bize de bırak. Gel buraya. Abi. Bu kadar mıyız? Keşanlı ile çaylak gelecekti ama. Gelir az sonra. Aa işte. Geldi deli. Kambersiz düğün mü olur lan? Gelsene oğlum. Keşanlı. Ne yapıyorsun oğlum? Gelsene buraya. Abi. Çok özledim lan. Benim de. Abi. Abi ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Hoş geldiniz. İyi. Hadi oturun, oturun. Hadi. Ahmet, oğlum. Baba Akı kibar. Onlar yok mu? Onlar tası tarağı toplayıp Katar'a gittiler. Orada bir güvenlik şirketiyle anlaşmışlar. Yapma ya. Sen ne yaptın, nasılsın? Ne bileyim abi. Yaşıyoruz işte. Abi, Fatma'ya Gege ne hamileymiş? Vallahi doğuma az kaldı. Bakalım sağ salim doğacak inşallah. İnşallah abi ya. Asıl sen ne yaptın? Nasıl geçti zaman? Ben ne yapayım abi? Görevden alındığımızdan beri ne yediğimi biliyorum, ne içtiğimi biliyorum. Kilo verdim lan. Bu sivil hayat hiç bana yaramadı. 3 ay gözüm telefondaydı. Ha aradılar, ha arayacaklar. Açacağım böyle telefonu, tek bir cümle duyacağım. Hemen gelin. Çalmadı o telefon. Çalmadı. Yalan değil, ben de çok bekledim. Özür falan da değil ha beklediğim. Yeter ki geri gelin desinler. Şu kadar gönül koyarsam adam değilim ya. Ben de hep bir hayır vardır diye düşündüm ama... olmadı, 1 ay gözüme uyku girmedi. Bilmeden bir günah mı işledik? Bir edepsizliğimiz mi oldu? Üniformaya mı layık değildik? Sen öyle diyorsan biz ölelim o zaman abi. Yetmedim, tövbe dua kalmadı. Annem dedi. Sayıklıyormuşum ben de uykumda hep. Böyle telsizden konuşur gibi konuşuyormuşum. Kuzgun bir, kuzgun iki. Kadına da bir şey çaktırmamaya çalışıyorum. Ama yalan yok. Tuvalette, banyoda falan ağladım hep gizli gizli. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Biz hiç görüşmeyecektik. Gözden ırak olan gönülden ırak olur diyor ya. Oradan yürüyecektik. Memlekettekilere al bayrağı saralı tabuta döneceğim ben diyordum. Müezzin Salih'e selamı da sen okuyacaksın. Ne oldu? Boynu bükük gittim. Milletin yüzüne bile bakamadım. Yalan söyledim aga ben. Millete yalan söyledim. Yaralandım.
malulen emekli ettiler dedim. Tamam mı? Tamam. Yok mu abi bunun bir yolu? Gidip konuşalım. Diyelim böyle böyle. Görmüyor musunuz abi? Memlekette her yerde bombalar patlıyor ya. Daha az önce bir sürü polisi şehit etti namussuzlar. Çevik kuvvet noktasını patlatmışlar. 20 küsür polis şehit var. Daha net sayı yok. Biz de burada böyle oturup çürüyelim. Göndersinler abi bizi. Atsınlar. Arayıp sormasınlar ya. Biz bunları tanımıyoruz desinler. Yeter ki göndersinler abi. Haksız mıyım ya? Burada böyle çürüyeceğimize gider orada aslanlar gibi ölürüz. Alın bizi diyelim. Hiçbir şey istemiyoruz. Alın bizi diyelim. Arkadaşlar sakin. Bizi çağırsalardı ararlardı. Bu kadar basit. Yok abi yok, ben kafayı yiyeceğim. Gerçekten bak kafayı yiyeceğim. Gidelim konuşalım ya. Nasıl oluyor? Ne bileyim, bir yolunu bulsunlar, halledelim ya. Yavuz. Yavuz komutan, ona gidelim. Erdem Erbay'la konuşur. Bence ona hiç bulaşmayın. Zaten telefonları da açmıyor. Ben bir kere görüştüm, onu da hemen kapattı. Hepimizden beter durumda. Abi. Bir şansımızı deneyelim be, ha? Yerini bilmiyoruz ki. Ben biliyorum. Vallahi mı? Yürüyün lan, gidiyoruz. Birlik olma günüdür. Kökenimiz, kimliğimiz, inancımız ne olursa olsun 78 milyon hepimiz Türkiye'yiz. Ortak paydamız demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hayatına saygıdır. İrademizi ortaya koyacağız ve ortak hassasiyetlerimizi paylaşan tüm vatandaşlarımız orada buluşacaklar. Her görüş ve düşünceden toplumun tüm kesimlerini temsil eden kuruluşlar, dernekler ve birlikler de birlik ve beraberlik yürüyüşünde olacak. Terörü lanetleyen ve kardeşliğimize sahip çıkan bütün ve vatandaşlarımıza buradan çağırıyor. Komutanım. Gelin beraber. Maşallah hiç paslanmamışsınız. Sen bize gelmedin ama biz dayanamadık. Senin bir şeyin var. Ben seni hiç iyi görmedim. İyi değilim de ondan. Memleketi yangın yerine çevirdiler. Nasıl iyi olayım? Aslanlar sustu. Meydan çakalları kaldı. Nasıl iyi olayım? İçim yanıyor karabatak. Nasıl iyi olayım? Haklısın komutanım. Biz de o konuyu konuşmaya geldik komutanım. Bizim bir şekilde göreve dönmemiz lazım. Ankara'ya gerekiyorsa gidelim. Kime çıkmamız gerekiyorsa çıkalım. Yalvaralım, yakaralım. Söyleyelim. Niye biz dilenci miyiz, asker miyiz? Ha? Biz bu ülkenin neferiyiz. Gel derler geliriz, git derler gideriz, öl derler ölürüz. Gel diyen var mı? Yok. Komutanım,
Siz bizim komutanımız değil misiniz? Bizi bir kere aramadınız. Bir ne yapıyor bunlar demediniz. Şimdi sizden bir şey istedik. Tek bir şey. Ona da mı hayır? Sadece bir kere arayacaksınız ya. Sadece bir kere. Ne zaman suyu istemeye gidiyorsunuz? Siz nereden biliyorsunuz o meseleyi? Benim işim bu oğlum. Aramadım, sormadım. Merak etmedim mi sanıyorsun? Hepiniz birer birer burnumda tütmediniz mi sanıyorsun? Gece gündüz bizimkiler ne yaptı acaba diye aklımdan çıktınız mı sanıyorsun? Kaç tane adak adadın Hafız? Söyle. Dur ben söyleyeyim. 7. Her pazar sabahı şehitliğe dua etmeye gittin değil mi? Sonra her çıkışta o çıkıştaki yaşlı kadından mendil aldın. Hı? Eski zengin züppe arkadaşlarınla takıldın. Gram keyif almadın. Avrupa'yı dolaştın tek başına. Yine gram keyif almadın. Doğru mu? Doğru komutanım. Maymunlar yavrularını kucakta taşır. Aslanlar öyle yapmaz çaylak. Onları izlerler. Sadece izlerler. Ben de çaresizdim. Böyle çaresiz bir şekilde karşınıza çıkmak nasıl bir şey bilmiyorsunuz. Komutanım bir şey söyleyin. Ne yapacağız? Bir çay demleyeceğiz. Sohbet edeceğiz. Sonra da alacağız. Elimizden gelen bu. Bu köyler Türkmen köyleri. Hepsi de radikal grupların hedefindeler. Türkmenlere yardım edilmesi lazım. Onlar orada hem yalnız hem de silahsızlar. Beni korkutan göç dalgası. Her gün yüzlerce insan sınırı geçip bize sığınıyor. Elbette masum ve çaresiz insanlara kucak açacağız. Ama içlerinde ajanlar olduğuna eminim. Doğru. Titizlikle araştırmanızı öneririm. Bölgeyi iyi biliyorsunuz. Hala bir sürü tanıdığınız var. Bizi kırmayıp Karabayır'da kaldığınız için teşekkürler. Vazifeden kaçacak değilim. Hala bir yardımım dokunuyorsa ne mutlu bana. Kızım, ne işin var yürüyüşte? Hani geliyordun? Anneciğim yarın geliyorum işte. Bugün yürüyüşe katılacağım. Ne yürüyüşüymüş bu? Oho anne, senin de hiçbir şeyden haberin yok ya. Bütün ülke ayaklandı. Nazlı, kızım dikkat et ne olur. Ne işin var senin yürüyüşlerde falan? Anneciğim ne var ya? Herkes sokakta. Vallahi oluk oluk insan akıyor. Bölüyorum ama Erdemciğim bir bakar mısın Nazlı telefonda? Bir müsaade beyler. Ne oldu? Seninki yürüyüşe katılacakmış. Kızım? Alo babacığım. Ne yürüyüşü bu? Birlik beraberlik yürüyüşü baba. Bütün o alçaklara korkmadığımızı göstermek için. Daha çok kenetlendiğimizi görsünler. Aferin kızım. Git kızım. Avazın çıktığı kadar da bağır. Sizden korkmuyoruz da. Aslan babam be.
Sen yarın dönüyorsun değil mi? Geliyorum, geliyorum. Tamam. Yine de dikkat et. Tamam, hadi öptüm. Bay bay. Aferin. Sen de şuna destek veriyorsun ya. Aynı babasının kızı. Hiç kimseden korkusu yok. Destekleyeceğim tabii. Her şey hazır mı? Evet. Üçlü düzenekli zaman ayarlı. Göstericilerin geçeceği zamanda patlatacağız. Bu arada avukat hala bizde. Ne yapalım? Evine bıraktırın. İntihar gibi görünsün. Tamam, ben hallederim. Bir dakika. Yavuz Karasu, ondan iz var mı? Onu deliğinden çıkarmanın yolunu bulduk. Efendim? Olay yerine ait bir görüntü bulduk. Çoluğa kaçıranları bulduk gibi. Ali, nerede? Görüntüyü verin. Araç kameralarından biri kaydetmiş görüntüyü. Kim bu adamlar? Efendim, çoluğa kaçıran adam bu. Yavuz Karasu. Ordudan atılmış eski bir özel kuvvet askeri. Çoluğun uzun süredir peşindeymiş. Gerçek mi bu? Emin misiniz? İnceliyoruz. Ama çolak bu adamın nişanlısını öldürmüş. Hemen bu adamı bulun bana. Başsın efendim. Çok teşekkürler komutanım. Biz müsaade isteyelim. Müsaade sizin. Alo. Erdem Bey. Buyurun benim. Ben Olcay. Kurumdan. İstanbul bölgesi. Buyurun Olcay Bey. Yavuz Karasu'yu arıyoruz. Daha önce sizin komutanınızda görev almış. Ordudan atılmadan önce. Evet. Bir sorun mu var? Kendisiyle herhangi bir irtibatta bulundunuz mu? Hayır. Başım belada yoksa. Başı çok büyük bir belada. Dün gece o ve arkadaşları nakil yapılırken çoluğa kaçırmayı başarmışlar. Ne? Böyle bir şey imkansız. Bilgisayarınız yanınızda mı? Evet. Size daha önce bir fotoğraf gönderdim. Bu imkansız. Bakacağız. Eğer sizinle herhangi bir irtibat kurarsa veya herhangi bir veriye ulaşırsanız hemen bana haber verin. Bildiğim kadarıyla cep telefonu kullanmıyor. Evet. Yerini tespit edemedik henüz. Benimle irtibata geçerse haber veririm. Anlaşıldı. Boncuğum tamam isteyeceğiz. Konuştum annemle, hallediyoruz. Nerede miyim? Yavuz abi ziyarete geldik. Gece de burada kaldık. Neyse hadi kapatıyorum, hoşça kal. Telefon. Kimin bu telefon? Karabatan ya. Arkadaş adam hala uyanmadı ya. Şşt. Karabatak. Karabatak. Ne oluyor oğlum, ne oluyor ya? Telefonum çalıyor. Lan Erdem Yarbay arıyor. Emredin komutanım. Ateş, acil Yavuz'a ulaşmam gerekiyor. Nerede olduğuna dair bir bilgin var mı? Var komutanım. Yanımda. Ne? Erdem Yarbay. Efendim komutanım. Yavuz başın çok büyük belada. Nasıl? Çoluğa sen mi kaçırdın? Ne? Ne diyorsunuz komutanım? Ben de öyle tahmin etmiştim. Ama şu an birilerini çok kızdırmış gibisin. Görüntüleri gördüm. Dikkatli ol. Tamam, ben hallederim. Oğlumla gider teslim olurum. Ben yapmadım neticede. Tamam. Dikkat et. Tamam komutanım. Komutanım, buraya baksanız iyi olur. Birileri geliyor.
Başımız biraz belada beyler. Kim bunlar? Birileri Çolak'ı kaçırmış. Nasıl yani? Üstelik kaçıran benmişim. Yani bizmişiz. Nasıl ya? Yani? Birileri Çolak'ın konuşmasını istemiyor. Bizim de ortaya çıkmamızı istiyor. Şu avukatı bulabilir misin? Çocuk oyuncağı komutanım. Yalnız önce şu gelenleri halletmemiz lazım. Herkes iyi mi? İyiyiz komutanım. Nasıl buldular burayı? Karabatak nasıl bulduysa onlar da öyle bulmuştur. Çok acil Çolak'ı bulmamız lazım beyler. Bunlar Büyük Bey'in adamları. Büyük Bey kim ya? Çolak'ın tasmasını tutan adam. Çolak'ın sana konuşacağını öğrenince hem Çolak'ı kaçırdı hem suçu sana attı. Gayet mantıklı. Avukatın telefonu cevap vermiyor. Ama adresini buldum. İyi de nasıl gideceğiz? Polis her yerde bizi arıyordur şimdi. Başka çaremiz yok. Arayıp ben masumum diyemem. Teslim olsam da o zamana kadar her şey için geç olabilir. Doğru. Hadi gidelim. Şunların arabasını alabiliriz bence.